Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Elhamdülillahillezi hedana li hâza ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedanallah ve mâ tevfîki ve atisâmi illâ billâh. Neqad câet rusul rabbina bilhaq sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme sallam. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve le asr innel insane lefî husr illellezîne âmenu ve amilussalihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. Ve kâle Allahu Teâlâ, kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Ve kâle Allahu Teâlâ, kuntum hayra ummetin uhricet linnâs te'urune bil ma'ruf ve tenhevne anil munker ve tu'minune billah. Ve kâle Allahu Teâlâ, ve men ahsun kavlen mimmen da'a ilallah ve amile salihen ve kâle inneni minel müslimîn. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah, ettâibi mine zembi kemen lâ zembele. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah bizi Müslüman bir ülkede, Müslüman anadan, Müslüman babadan dünyaya getirdi. Bunun için Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz şükürler olsun. Şimdi şehitlerimiz var. Maalesef yine şehitlerimiz var. Allah PKK'yı kahru perişan etsin. Amin. Şehitlerimiz için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adada ma vesiyahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Rabbim kabirlerini nurla doldursun. Bizi şefaatlerine mazhar eylesin. Şimdi bugün Üstad Kadir Mısıroğlu ağabeyimizin kabri şerifini ziyaret ettik. Allah kabul etsin. Allah nur içinde yatırsın. Şimdi niye girdim bu konuya? Dönüş yolunda Allah selamet versin, yolumuzu karıştırdık biraz ve Üsküdar sahilden gitmek zorunda kaldık. Gördüğüm şu, Üsküdar'a Ramazan ayı uğramamış. Üsküdar'a maalesef, yani Ramazan'la uzaktan yakından alakası yok. Zaten sigara içenler, yemek yiyenler, su içenler gırla. Yani çıplaklık zaten diz boyu. Allah selamet versin, Allah iman selameti versin. Yani başımıza taş yağmıyorsa bilelim ki yaşlı dedeler, neneler ve emzikli bebeler altındadır. Yani buradan şunu anladım, bu ahir zamanda toprağın altı, toprağın üstünden daha hayırlı. Allah hepimizi affetsin. Şimdi malumun üzere sürekli reddiyeler yapıyoruz. Elhamdülillah. Reddiyelerin ne kadar önemli olduğunu anlamamız için bir şey anlatacağım inşallah. Şimdi İzmir'den bir kardeşimiz bize mesaj attı. Hocam diyor, ben Hayrettin Karaman'ın tefsirini okuyorum dedi. Zaten Hayrettin Karaman deyince benim kan beynime sıçradı. Hayrettin Karaman'ı biliyorsunuz. Geçen üretti yaptık, şimdi ufaktan da bir giriş yapacağız. Dedim kardeşim, Allah rızası için bunu kesinlikle dedim, kaldır. Dedim ne yapıyorsan yap, yok et. Dedim onu okuma. Allah razı olsun, ehl-i sünnet kardeşim demiş, tamam dedi. Ruhul Furkan tefsirini önerdim. O da Efendi Hazretlerimizin tefsiridir. Onu tavsiye ettim. Peşine demez mi kardeşim? Bundan önce de Süleyman Ateş'i tefsirini okudum. Al birini vuratır ya. Şimdi Süleyman Ateş ile Hayrettin Karaman'ın ne mal olduğunu anlamanız için birkaç bir şey var, onları anlatacağım. Yani Süleyman Ateş denen adam ve Hayrettin Karaman denen adam ehli bidattır. Bu adamları dinleyen adam, bakın bu adam çok acı bir şey var, acı bir şey bu. Bu adamları dinleyen adam, eğer bu adamların o sapık fikirlerini kabul ederse, tamam olabilir, doğrudur derse iman gider, nikah düşer, karısıyla zina eder. Bu kadar açık. Bunu her zaman söylüyoruz, hatırlatalım. Şimdi Hayrettin Karaman denen adam, adam diyor ki kardeşim, kabir azabı diye bir şey yok. Adam kabir azabını inkar ediyor. Yani kabir azabı ayette sabittir. Firavun ve askerlerine sabah akşam gideceği yer gösteriliyor. Bu tefsirlerde geçer. Yani bunu inkar ediyorlar. Otomatikman zaten işi bitiyor. Adam bir de diyor ki, yani dalga geçer gibi, kabre diyor kamera falan koyarlar diyor, rezil olursunuz diyor. Yani kabre kamera koyacaksın, işte mükennekir gelecek. Ulan zaten melekler kameraya çıkacak olsa her yerde kamera var. Yani kafaya bakar mısın? Adam otomatikman zaten ayetleri inkar ediyor. Şimdi Hayrettin Karaman'la alakalı birkaç bilgi topladık Allah'ın izniyle. Söyleyelim ki kimin ne olduğunu anlayın. Şimdi FETÖ elemanları kadroları ele geçirmek için kızların başını açacak,
Okullarda okutulmasını istediği zaman Hayrettin Karaman da örgüte destek vermek amacıyla kızların peruk takarak okumalarına fetva veriyor. Hatta vebali benim üzerime diyormuş. Yani kafasına göre fetva veriyor, diyor ki bir de vebali benim üzerime. Ya böyle bir şey olabilir mi? İslamiyet'te böyle bir şey yok. Ve bu adam bankaların yıllarca baş hocası olarak fetva danışmanı yapıyor. Bankaya fetva verir mi kardeşim ya? Banka dediğin yer faizle yürüyen bir yer. Yani belki bir iki tane katılım bankası var. Onların da yani tam teferruatını bilmiyorum ama sonuçta bütün bankaların yani bütün şey fetva işini yapıyor. Haram. Yani faizle şey yol veriyor, anladık mı? Ondan sonra dinler arası diyalog faaliyetlerinde yine onlarla beraber çalışıyor ve onlara destek oluyormuş. Yani bu adam FETÖ zamanında FETÖ'ye destek veriyor. FETÖ'ye göre fetva veriyor bu adam. Hayrettin Karaman. Allah rızası için bu adamı dinlemeyin. Bu adamın yani yüzünü görmeyin yani. Bidat ehlinin yüzüne bakmak zaten adamın sevaplarını bile siler götürür. Şimdi gelelim Süleyman Ateş'e. Yani bu adam destan yazacağız şimdi zaten Allah'ın izniyle. Süleyman Ateş kimdir? Bir, Kur'an'ı zaten kendi kafasına göre tefsir ediyor bu adam. Yani hiçbir kaynak yok. Bunun kaynağı kendi kafası. Aklına ne geliyorsa onu söylüyor. İkincisi, evrime inanan bir adam. Hatta Kur'an-ı Kerim'de evrim teorisini olduğunu bile söylemekten çekinmiyor. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bile diyor evrim teorisi var. Allah akıl fikir versin. İnsanların ilkel bir hücreden türediğini söylüyor. Maymunun insandan gelmiş olabileceğini savunuyor. Sıra sıra madde madde sayıyor. Süleyman Ateş kimdir? İyi dinleyin bunları. Melekleri tabiat kuvvetleri olarak kabul eden, mesela rüzgarı melek sayan. Rüzgar ayrı bir melekmiş. Yağmur ayrı bir melekmiş. Bunların hepsi melekmiş. Allah akıl fikir versin. Allah iman selameti versin. Altın yüzeye cevaz veren. Altın erkeğe kesinlikle haramdır. Bu adam altına cevaz veriyor. Allah akıl fikir versin. Ve düşük faiz. Düşük faizle alınan kredileri onaylıyormuş. Yani faiz alan kişi, faiz veren kişi Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır. Bu bir. Ve bununla alakalı ağır bir hadis var. Faiz yiyen annesiyle Kabe duvarında zina etmiş kadar günah giriyor. Buradan da herkes kendine pay bilsin. Şimdi doğum kontrolünü teşvik ediyor. Yani daha yani bunları şerh etsek zaten buradan çıkamayız. Allah selamet versin. Başlıkları okuyorum ki bu adamın ne tür bir sapık olduğunu anlayın. Bu adamı Allah için dinlemeyin. Vahdet-i Vücut isimli tasavvufun Hint ve Yunan felsefelerinden geldiğini iddia ediyor. Yani tasavvufu diyor Yunanlarla Hintliler olmuş. Allah akıl fikir versin sana. İbn-i Teymiye gibi büyük bir Vahabi, sapık Vahabileri çıkar, Vahabilik mezhebini çıkartanı alim olarak tanıyor ve ondan nakiller alıyor. Ve en son geçen sene olması lazım, milli piyangoyu helal etti. Milli piyango diyor haram değil. Allah selamet versin, Allah iman selameti versin. Yani şimdi bunlara ne demek lazım ya? Allah bunlara evvela iman nasip etsin, sonra akıl fikir versin. Zaten imandan çıktılar şu anda. İman falan yok. Bütün bak, haram olan bütün her şeye fetva veriyorlar kardeşim. Bu böyle olabilecek bir şey mi ya? Hayrettin Karaman, Süleyman Ateş, Caner Taslaman, Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Karataş, Mustafa Öztürk, İlhami Güler. Bunları sayıyoruz. Allah için bu adamları dinlemeyin. Biz burada bas bas bağırıyoruz, reddi yapıyoruz. Niye? İmanınızı kurtarın. Yani ondan sonra bize diyorlar, o bizim hocamız. Al sana hoca. Duyuyoruz yani. Ha, her şey ortada kardeşim ya. Adamların sapıklıklarını saysak kitap yazarız burada ya. Şimdi... İki haftadır Yakup Deniz adında bir iman yoksunu amcaya reddiye yapıyoruz. Ve bu haftada son olarak yapmayı düşünüyorum. Çünkü daha da fazla onlara uğraşıp kendi zamanımı, değerli zamanımı onları çürütmek istemiyorum. Şimdi Yakup amca ve avanesi sosyal medya üzerinden bize karşı bir savaş başlattı. Yani adamların bizim videoların altına attığı yorumlar tamamen İslamiyet'le uzaktan yakından alakası yok. Adamın cemaati resmen ateist. Dinle imanla alakası yok ya. Adamlar Allah'ı kitaba sövüyor yorumlarda. Madem haksınız, madem düzgün bir cemaatsiniz, doğru yoldan gidin, bir şeyler anlatın. Adamlar sırf küfür, sırf inkar. Şimdi, bunların bir tane ileri zeka tayfası var. Sürekli bana diyorlar ki, YouTube'da Geek TV diye bir şey var. Bütün zındık, pislik, kafir, ne ararsan, fitne, fücur, hepsinin toplandığı bir yer. Bana diyorlar ki, Geek TV'ye çıksana diyor. İbrahim Atabey diye bir sapık daha var. Bu Yakup Deniz'in kankisi. İbrahim Atabey'e diyor çık diyor karşısına diyor. Bana diyorlar ki münazara yap bu adamlarla. Ya arkadaş münazara demek karşılıklı mesela karşındaki adam sana delille bir şey sunar. Sen de ona elindeki delillerle yani karşılıklı böyle uslup çerçevesi içerisinde yapılan yani atışma diyelim.
Öyle bir karşılıklı konuşma, atışma gibi bir şey. Abi bu adamlarda iman yok ki. Bu adamlar ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor, Allah'a küfrediyor, Kur'an'a küfrediyor, Peygamber Efendimiz'e küfrediyor. Bu adamlarla münazara olabilir mi ya? Bunu bizim cemaatten de isteyen var. Hocam diyor, çıksana şu adamla münazara et. Ben adamla neyin münazarasını yapayım? Adam Allah'a küfrediyor. Ben bu adama kalkıp ne diyeyim yani? Biz zaten okuyoruz. Bu adam diyor ki Kur'an Allah kelamı değildir. Ben de ayet okuyorum. Ben de ayet okuyorum kardeşim. Allah Celle Celle diyor ki onu biz indirdik, biz koruyacağız. Adam bu ayeti inkar ediyor. Ben bu adama ne konuşayım da? Bizim Allah ehli sünnetlere de akıl fikir versin yani. Hani şimdi adamlar desek ki karamsar. Hani şeyde kalmışlar. Acaba işte şu olabilir mi, bu olabilir mi gibi kelimeler kullansınlar. Çıkarsın münazaranı yaparsın. Karşılıklı otur konuşursun. Bu adam direkt kafir kardeşim. Bu adamda din iman yok ki. Ben bu adamda neyin münazarasını yapayım? Yani bununla alakalı da yorum atan kardeşlerimden Allah rızası için bu tarz yorumlarda bulunmayalım. Bize destek amaçlı YouTube videolarımızı paylaşabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz, sayfamıza abone olabilirsiniz. Yapın bunları, yapın da mübarekler. Bana kalkıp da yani Allah için demeyin yani. Çık Yakup Denizli'nin karşısında münazara yap, çık İbrahim Atabey'in karşısında münazara yap. Yapmayın, böyle şeyler hoş bir şeyler değil. Yani şimdi ben biraz bu konuyla alakalı kafirlere karşı kibirli olun diyor Allah Celle Celaluhu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben bu konuda kibir yaparım kardeşim. Benim değerli zamanım, benim zamanım değerli. Öğlelerine ben zamanımı harcayamam kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Tamam mı? Ben ona vakit harcayana kadar kalkar bir tane Yasin okurum. Ve Subhanallah ve Bihamdihi çekerim. Kardeşim 100 tane La İlahe İllallah çekerim. Ne bileyim, zikir yaparım ben kalkıp. Ben niye ona zaten reddiyemizi yapıyoruz. Elhamdülillah. Bu 3. hafta, 3 haftadır biz bu adamları reddi yapıyoruz zaten. Ben kalkıp onun karşısına ne çıkayım, onun suratına bakıp da benim amellerim gidecek kardeşim. O adamların yüzüne bakmak bile adamın sevabını siler. Bakmayın abi. Allah selamet versin. Şimdi ikinci olarak bir tane akıldan yoksun diyeceğim bunlara. Kalkmış diyor ki kameranın diyor arkasına koymuşsun bir tane diyor. İki kişiyle diyor sohbet ediyorsun. Kardeşim biz zaten ilanlarımızda adresimizi bile belirtmedik. Biz Ramazan boyunca dedik ki sohbetimize kimsenin gelmesi zaten gerek yok. Herkesin işi var, gücü var, sahuru var, iftarı var, misafiri var. Biz ne dedik? Ramazan'da ilanlarımıza adres bile koymadık. Biz sadece benim kardeşim var, Asım kardeşim. Kameranın başına geçiyor. Bir o var, bir ben varım. Zaten biz kimseyi davet etmiyoruz. O da diyor ki bir kişi oradan amin diyor. Sen diyor, senin diyor cemaatin bir kişi. Ve şimdi aç kardeşim sohbetlerimizi izle. Bizim ilk sohbetlerimizde kameraman kardeşimiz en son böyle en son kamerayı çevirerek cemaati de gösteriyordu eski videolarımızı. Aç bak. Fotoğraflarımız var Facebook sayfamızda. Yani ne konuşuyorsun yani, iftira atmak, çamur atmak, pislik atmak bunların kanında var. Ya bir kişi olsun olacak kardeşim. Biz elhamdülillah sosyal medyada yüzler binler dinliyor. Ya biz bunların tabii lafıyla hareket edecek adam değiliz de. Allah selamet versin yani. Şimdi itikat olarak imansız ölenlerin, imansız yani bu tarz adamları. Ben otomatikman söylüyorum kardeşim, biz Müslümana kafir demek kafir eder. Ama bunlar kafir. Bunlar Allah'a küfür ediyor. Kur'an'a küfür ediyor. Peygamber Efendimiz'e küfür ediyor. Bu adamlar Müslüman değil. Bu adamlar kafir. Bu adamların mahşerde ve cehennemde başına geleceklerle alakalı birkaç bir şey var. Onları da anlatıp inşallah sohbetimizi bitireceğiz. Zümer suresinin 47. ayetindeki meali okuyorum. Yaklaşık meal veriyorum Allah'ın izniyle. Şimdi hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah Celle Celaluhu tarafından mahşerde karşılarına çıktı. Şimdi hiç hesaba katmadıkları şeyler derken bu tefsirde geniş bir tefsir var. Müslümanlar için olacakları şimdi söyleyeceğiz. Bu bid'at ehli. Şimdi ne diyorlar? Allah yok, kitap yok, ölüm yok, mahşer yok, azap yok, kabir yok. Allah Celle Celal ne diyor? Hiç hesaba katmadıkları şey mahşerde Allah Celle Celal onların karşısına çıkaracak. Ve ondan sonra ebedi bir pişmanlık olacak. Mahşer günü cehennem tüm insanların üzerine öyle bir gürleyecek ki böyle bir ses yok. Yani cehennemin sesi 500 senelik mesafeden alınıyor. O gürlemeden sonra ne Cebrail aleyhisselam, ne Azrail aleyhisselam, ne Mikail aleyhisselam, ne İsrafil aleyhisselam, ne Ulul Azim peygamberler, Hazreti İbrahim bile dizlerinin üzerine çökecek. Onun azametinden, o cehennemin gürlemesinden. Hepsi diyecek ki nefsi, 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 ya Rabbi beni kurtar, ya Rabbi nefsimi kurtar diyecek. Hatta Hazreti İsa bile diyecek ki annem Meryem'i bile diyecek bırak beni kurtar Allah'ım. Ya bu çok acayip bir şey ya. Hazreti İsa diyor ki ey Allah'ım annem Meryem'i bırak beni kurtar. Çok ağır bir kelime bu. Hazreti İbrahim Ulul Azim peygamber. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen ikinci peygamber Ulul Azim'de. Hazreti İbrahim ile dizin üzerine çöküyorsa peygamber ya. Bidat ehli, küfür ehli, Allah'ı inkar edenler, mahşeri inkar edenler. Allah size akıl fikir versin. Ne halde olacaksınız ya?
Sizi geçtim. Gelelim Müslümanlara. Bir Müslümanın mahşer günü 70 peygamber kadar ameli olsa, 70 peygamber kadar ameli olsa, yani 70 peygamber derken onlar kadar amel yaptı. Sırf ibadet zikir. O bile mahşer gününün dehşetinden dizlerinin üzerine çökecek. Ve diyecek ki acaba benim bu amellerim bana yetecek mi? Bu amellerim beni cennete sokacak mı? Ey gidi bidat ehli. He? Ya biraz akıl, biraz mantık ya. Şöyle kafanı kaldır bir gökyüzüne bak. Allah Celle Celal neler yaratmış ya. Adam ağacı kesiyor. Bir ay sonra ağacı odunun içinden çıkıyor. Odunun içinden yeşillik çıkıyor. Hiç mi kafan çalışmıyor? Bu nasıl kendi kendine olabilir? O toprağın içinden ne bunu yeşertiyor? Biraz mantık ya. Sorsan hepimizden akıllısınız. Biz aptalız size göre. Siz akıllısınız. Tamam akıllısınız. Bir düşünün ya. O odundan o portakal nasıl çıkıyor kardeşim? O toprağın içinden o karpuz, o çilek, o kiraz nasıl çıkıyor? O renk, o koku, o lezzet, toprağın içinde şeker mi var? Bu karpuzun içinde bu şeker nereden doluyor? Bunun şekerin oranını kim ayarlıyor bu toprağın içinde ya? Biraz akıllı kardeşim ya. Mahşer günü herkes anasından doğduğu gibi çırılçıplak olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu Hazreti Ayşe annemize söylediği zaman Hazreti Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah insanlar dedi utanmayacak mı? Herkes sonuçta çırılçıplak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ey Ayşe mahşer gününün dehşetinden insanlar o gün kendisinin insan mı, cin mi, hayvan mı dahi olduğunu anlayamayacak dedi. Yani öyle dehşetli bir gün ki insan kendinin ne olduğunu bile bilmeyecek. Allah selamet versin. Yani çok dehşetli, çok acayip, çok büyük bir gün. Herkesin korkudan tiril tiril titreyeceği bir gün. Allah hepimize o günde yardım eylesin. Çok zor. Şimdi cehennemde gıslin diye bir yiyecek var. Gıslin. Şimdi cehennemde gıslin denen bu yiyeceğin olduğu kuyuya bir kova daldırılsa ne var o kuyuda? Cehennemliklerin leşleri, kusmukları, irinleri, cerahatleri, kemikleri yani eriyen cehennemliğin bütün pislikleri her şey o kuyuya akıyor, o kuyuda birikiyor. Ve hadiste geçer gıslin denen bu yiyecek diyor bir kova buna daldırılsa dünyanın doğusuna koyulsa, güneşin doğduğu yere koyulsa onun diyor hararetinden dünyanın öbür ucu yani batısındaki ne kadar mesafe var? Doğuyla batı arası. Uçakla belki 30-40 saat süren yollar bunlar. Onun diyor doğuya koysa onun hararetinden batıdaki diyor bütün kazanlar kaynar. Ya buna insan girecek, buna insan girecek ya. Yani arada kaç yüz bin kilometre mesafe var. Bir tarafa koyuyorsun öbür taraftaki kazanlar kaynıyor, kazan kaynıyor ya. Buraya insan girecek. Buna akıl alıyor mu kardeşim ya? Allah selamet versin. Yani kafirler, dinsizler Allah hidayet versin. Allah iman nasip edesin. Bizim derdimiz kimseyi teklif etmek değil. Bizim bir amacımız var. Herkes cennete gitsin. Ta ki kimse cehenneme gitmesin. Bizim maksadımız bu. Şimdi cehennemde bir öküzün burun deliği kadar bakın bir öküzün bu ne kadar? Ortalama şu kadar. Küçük burun deliği şu kadar. O kadar bir hark açılsa, yani küçük bir delik açılsa cehennemden, o delik dünyanın doğusunda açılsa, bakın küçücük bir delik, misket kadar ya, yüzük kadar düşünün. O delik dünyanın doğusunda açılsa, onun hararetinden diyor, dünyanın batısındaki insanların beyni kaynar ve akar. Buraya insan girecek ya, ve buraya insan girecek, burada azap var kardeşim ya. Burada ama ölüm de yok, ne yapacağız? Yani doğusuna koyuyorsun, batıdakinin beyni kaynıyor, akıyor ve buraya insan azap için girecek. Yani niye Allah Celle Celal niye insanları yapıyor? Niye diyor? Allah cennete diyor ki kulum bakın cennet var, iman edin cennet var. Bu kadar basit ya. Diyeceksin ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah bitti. Bunu diyeceksin kurtulacaksın. Allah Celle Celal diyor ki gelmezsen seni yakarım. Allah Celle Celal niye bunları bize söylüyor? Allah bizi yakmak için haşa. Herkes yansın diye değil. Bakın böyle bir azap var. Eğer iman etmezseniz sizi yakarım. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi bizi yakma. O zaman ne yapacağız? Tek bir seçeneğimiz var. Biz diyeceğiz ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve bunun üzerine bir hayat yaşayacağız. Allah selamet versin. Yani durumlar sıkıntı. Şimdi cehennem bekçilerinden bir bekçinin iki omuz arası hızlı bir atın koşmasıyla bir senelik mesafede koşamıyor. Cehennem bekçilerinden biri bekçinin iki omuz arası. Yani
O cehennem beşinin gücünü anlamam için, yani cehennem beşinin elinde bir tane demirden maşa diyelim. Maşa diye öyle tarif edelim. Bir maşayla bir vuruşta 70 bin kişilik bir kafir ümmeti bir vuruşta cehenneme atıyor. 70 bin kişi. Yani ne diyelim yani? Nasıl bir azaptır? Nasıl bir dehşettir bu? O mahşerin dehşeti, bu cehennemin dehşeti. Yani bu anlattıklarımız cehennemin %1'i bile değil. Yani Allah Celle Celaluhu bizi korkutuyor. Ama niye korkutuyor? Kullarım, bakın böyle böyle bir şey var. Gelin, hak yolu seçin. Beni bir bilin, beni bir tanıyın. Benden başka ilah olmadığına iman edin ve Habibimi kabul edin. Ona göre bir hayat yaşayın. Ne var kardeşim? Oturacaksın, namazını kılacaksın, oruç tutacaksın. Çok mu zor kardeşim ya? Yani sevgilisi için her şeyi yapan adam Allah için kılını kıpırdatmıyor. Yani Allah selamet versin. İnşallah cehennemle alakalı güzel bir sohbet yapacağız. Bu bidat ehline karşı. Çünkü yani bunlarla alakalı sorular geliyor. Yani bunlar nasıl olacak? Bunlar nasıl insan? Ya biz bedduacı değiliz dedim. Biz duacıyız. Ama biz bunları da anlatalım ki böyle bir azap var, böyle bir gidilecek bir yer var. Ona göre insanlar hareket etsin. Yani Allah selamet versin. İnşallah Allah anlayıp amel edip anlatmak için bize akıl fikir versin. Şimdi bir ilan yapacağız inşallah. Haftaya inşallah kısmet olursa memlekete gideceğiz. Bayram tatili için. Yaklaşık bir 20 gün falan burada olmayacağım. Köyde eğer internet imkanı bulursak, köy yerlerinde internet biraz zor oluyor. Çünkü biz tam köy yerindeyiz, merkezde değiliz. Eğer internet imkanı bulursak sohbet olacak. Eğer olur da internet bulamazsak 20 gün sohbetlerimize ara vermek zorunda olacağız. Maalesef üzülerek söylüyorum. Belki olmadı arada kısa birkaç video atarız. İnşallah ölmezsek, sağ salim gider, sağ salim gelirsek görüşürüz inşallah 20 gün sonra. Benden yana hakkınız varsa helal olsun. Size inşallah helal edin. Ayetimizi okuyarak bitirelim inşallah. Estağfurullah, Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil maruf ve tenhevne anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah Celle Celaluhu'ya iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu bu aziz görevi biz Müslümanlara zimmetledi. Şimdi Allah'a kulluk edeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ebedi bir hayat var. Bu dünya 60 sene, 70 sene. Hesap var, kabir var, mahşer var, sırat var. Ve sonunda ya cennet var ya cehennem var. Allah Celle Celaluhu bizi cennetinde cemaliyle şereflendirsin. Amin. Şimdi duamızı yapıp bitirelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim ya rabbel alemin ya erhamer rahimin ve ya hayren nasirin. Uzaktan yakından gelen kullarım var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac bir umre sevabı ver ya Rabbi. Ya Rabbi sohbetimizi dergâh-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evlerimizi namaz kılınan ev eyle. Evlerimizi oruç tutulan ev eyle. Evlerimizi zikir çekilen ev eyle. Evlerimizi razı olduğun evler eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta olanlar var, şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlar var, deva ver ya Rabbi. Borcu olanlar var, eda ver ya Rabbi. Ya Rabbi ordumuza güç ver. Ya Rabbi ordumuza kuvvet ver. Ya Rabbi ordumuzun başına ehl-i sünnet komutanlar nasip eyle. Ya Rabbi memleketimizin etrafını kafirler çepeçevre çevirmiş, Akdeniz'i doldurmuş gemilerle kafirler. 200 tane savaş gemisini koymuşlar. Ya Rabbi bunları kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunların gemilerin olduğu yerde batır ya Rabbi. Ya Rabbi PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunları kahru perişan eyle ya Rabbi. Memleketimizde gözü olanın gözünü çıkar. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Şu Ramazan ayının hürmetine, Habibinin hürmetine. Ya Rabbi günahsız bebelerin, yaşlı dedeler, ninelerin, senin dostların hürmetine. Ya Rabbi şu kafirleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kahru perişan eyle ya Rabbi. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Bize de affeler. Bir keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik diye içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala ali kulli necmain ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyül Ümmi. El Habibil Alim Kadri.
العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tekrardan haklarınızı helal edin. Benden yine helal olsun. İnşallah yapmayı, sohbet yapmaya çalışacağız. Sohbet yapamazsak 20 gün sonra inşallah ölmezsek görüşürüz. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ila şerefin nebi ve ali ve ashabihi ve meşayihina el kiram el fatiha. Amin.